Evet arkadaşlar, şimdi geldik vergiler konusuna. Devletin vergi koyması, bir ürünün fiyatına vergi koyması durumunda piyasa dengesinin nasıl etkileneceğini, üreticinin ve tüketicinin bu vergilerden nasıl nasipleneceğini anlamaya çalışacağız, tamam mı? Bunları etkileyen faktörler nelermiş? En basit düzeyde görüp kavramaya çalışacağız bu dersimizde, tamam? Şimdi varsayalım ki bizim süt örneğimizden devam ediyoruz az önceki. Bizim sütümüz 4 liradan satılıyordu, değil mi? Üretici 4 liranın yukarısında satmak istiyordu. Tüketici aşağısında almak istiyordu. Tamam mı? Sonra devlet dedi ki ya dedi ben dedi bir şöyle bir süt festivali yapmak istiyorum dedi. Tamam mı? Ülke çapında kocaman bir süt festivali düzenlemek istiyorum dedi. Dolayısıyla bu festivalin de masraflarını dedi sizden alacağım dedi. Misal. Tamam mı? Bunu da nasıl alacak? Vergiler yoluyla alacak diyelim. Tamam mı? Hani hikaye bu. Böyle bir şey yaptığı yok devletin de. Hikaye vergiler yoluyla devlet bu şekilde o süt festivalinin parasını karşılamak istiyor diyelim. Tamam mı? Veya deminki anlattığımız, az önceki dersteki anlattığımız hikayeye sadık kalacak olursak. Misal ne demiştik? Ev kiralarına yardım yapıyor devlet dedi ki hani fakirlere direkt elden para verme şeklinde yardım yapabilir mesela. O tarz yardımları nereden karşılayacak devlet? Bir bütçeden karşılaması lazım. Bu bütçeyi nasıl elde edecek? Ürünlere koyduğu vergilerden topladığı gelirlerle elde edecek değil mi? Devletin en büyük gelir kalemi vergiler çünkü hani doğal kaynakları zengin olan ülkelerin başka gelir kaynakları da var ama bizim ülkemiz için çok fazla doğal kaynaklar rezervlerimiz de fazla olmadığı için bizim ülkemizde devletin en büyük gelir kaynaklarından birisi vergiler. Ha, yarınki açıklamada belki doğalgaz rezervi bulunduğu ilan edilebilir. O ayrı mesele. Onu yarın öğreneceğiz artık. Biz de bilmiyoruz. Cumhurbaşkanımız ne söylerse. Ama söylentiler, siz de okumuşsunuzdur haberlerde. Karadeniz'de doğalgaz yataklarının bulunduğuna dair söylentiler var. Umarım doğrudur. Bizim için bir fırsat olmuş olur. Refah seviyemizin artması için, dışa bağımlılığımızı azaltmak için de aynı şekilde. Bu enerji piyasasında özellikle arkadaşlar hani petrol olsun, doğalgaz olsun, elektrik olsun ne olursa olsun bu tür bir piyasada dışarıdan ürünleri tedarik etmek hem daha pahalıya geliyor hem de bağımsızlığımızı sarsan olaylar olmuş oluyor. Ekonomik bağımsızlığımızı sarsan olaylar olmuş oluyor. Çünkü misal atıyorum Suudi Arabistan kafası kızdı veya Suudi Arabistan demeyelim ülke vermeyelim de hani petrol sahipleri diyelim petrol sermaye sahip petrol şirketlerinin sahipleri artık kimlere bağlılarsa onlar kafası kızdı Türkiye'ye dedi ki bundan sonra dedi Türkiye'ye petrol vermekten petrol arzını kısıtlıyorum dedi. Veya dünya genelinde kısıtladı. Petrol fiyatlarını arttırdı. Ne oldu? Senin ekonomin bir anda allak bullak oldu. Senin kendi petrolün olsaydı bu şekilde onun yaptığı hareketten çok fazla etkilenmeyebilirdin. O yüzden yarın ne açıklanacak bilmiyoruz ama eğer ki rezervlerimizin bulunduğu açıklanırsa bu bizim için iyi bir haber. Dışa bağımlılığımızı azaltır. Ülke içerisindeki doğalgaz fiyatlarının düşmesine vesile olur. Aynı şekilde doğalgazla birlikte imalat yapan firmaların da maliyetlerinde bir düşüşe neden olur. Bu maliyet düşüşü arzlarının artmasıyla sonuçlanır. Çünkü karlılıkları artmıştır. Arzların artması da sonuç olarak tüketicinin o ürünü satın aldığı fiyatın düşmesine neden olur. Dolayısıyla ülkedeki enflasyonun da düşmesine yardımcı olur. Anlatabildim mi bilmiyorum ama şu ana kadar bu yaptığımız analizleri aşağı yukarı dersimizde gördüğümüz konular çerçevesinde yapabildik gördüğünüz gibi değil mi? Hani bir doğalgaz rezervi yarın bulunmuş olsa ve Cumhurbaşkanımız bunu açıklasa size evde annen baban sorduğunda ya şimdi ne oldu yani neden iyi ki bu şimdi dese misal size hani bilmiyormuş gibi yapıp da bilirler normalde ama bilmiyormuş gibi yapıp da size sorsalar siz aşağı yukarı şu ekonomi dersinizde gördüğünüz talep arz modeli çerçevesinde olayları yorumlayabilirsiniz. Tamam mı?
Valla ganimeti bulduk inşallah. Öyle diyorlar bakalım. Nasıl bize yansıyacak? Benim cebime ne kadar girecek? Onu zamanla göreceğiz artık. Şimdi vergiler konusuna geri dönecek olursak, şimdi devlet mesela böyle sübvansiyonlar yaptığında, sübvansiyon dediğimiz şey verginin tam tersi olarak düşünün. Tüketicilere, özellikle tüketicilere ya da sermaye sahiplerine, üreticilere de olabilir. Özellikle üreticilere diyecektim, ters söyledim. Özellikle üreticilere devletin bir yardımda bulunması, çiftçiye ekstra bir yardım yapması vesaire gibi şeylere sübvansiyon diyoruz. Daha bir Türkçesi herhalde teşvik deniyor, yanlış bilmiyorsam. Bu verginin tam tersi oluyor. Vergide ise bu sefer devlet kendisine gelir sağlamış oluyor. Cebinden para çıkmıyor, tamam mı? Şimdi varsayalım ki devlet bu yaptığı kira yardımlarını karşılamak için sütteki vergi miktarını arttırıyor diyor. Tamam mı? 4 liraydı süt ve devlet dedi ki ya dedi ben dedi sütün litresine 1 lira daha vergi koymak istiyorum dedi. Tamam mı? Şimdi bu 1 liralık vergiden sonra sütün fiyatı direkt 4 liradan 5 liraya çıkar mı, çıkmaz mı? Nereye gider? Onu anlamaya çalışacağız, tamam mı? Yani bu devletin vergisinden sonra süt piyasasındaki fiyat nereye gider? Onu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Anladık değil mi? Yapmak istediğimiz şeyi. Normalde 4 liradan satılıyordu diyelim, tamam mı? 4 liradan satılırken bizim devletimiz dedi ki ben 1 lira vergi alacağım sütte litre başına dedi. Tamam mı? 1 lira vergi aldığında şimdi burada iyi takip edin beni. Ne dedik az önce hani talep eğrisini anlatırken her bir noktada hangi fiyattan kaç tane tüketicinin veya kaç tane talebin olduğunu bize gösteren bir eğri dedik bu değil mi? Arz eğrisi de yine aynı mantıkla düşündüğümüzde hangi fiyattan satmak istenen miktarı bize göstermiş oluyor. Yani arz eğrisi. 4 liradan satılmak istenirse bu ürün şu kadar satmak isteyen kişi var ya da ürün var. 3 liradan satılmak istenirse mesela 4'e 20 diyelim, 3'e 15 diyelim, tamam mı? 3 liradan satılmak istenirse 15 milyon ton süt satılmak isteniyor diyelim, tamam mı? 5 liradan satılmak istenirse şurası 5 olsun. Atıyorum 25 ton süt satılmak isteniyor olsun. Tamam mı? Hani fiyat arttıkça diğer faktörler sabitken arz edilmek istenen miktar da artıyordu. Arz kanunu da bize bunu söylüyordu hatırlıyorsanız. Şimdi her bir fiyat seviyesinde ne kadar süt satılmak istendiğini gösteren doğruydu bizim arz eğrimiz. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Bu bilgi ışığında şimdi değerlendirelim. Varsayalım ki doğru bu şekildeyken, arz eğrisi bu şekildeyken, piyasa ya devlet müdahale etmemişken, devlet 1 liralık vergiyi tamamen üreticiden almak istesin misal, tamam mı? Üretici 5 liraya sattıktan sonra, pardon, üretici 4 liraya satıyordu. Devlet dedi ki, getir bakayım bana 1 lira getir dedi. Üretici de bu sefer ne yapacak? O 1 lirayı kendi cebinden harcamamak için, kendi cebinden vermemek için ne yapacak? Sütü 5 liradan satmak isteyecek değil mi? Hani üretici ancak ve ancak 5 liradan satarsa, böyle söyleyeyim, ancak ve ancak 5 liradan satarsa eskiden 4 liradan 20 tane 20 milyon ton satmak istiyorsa ancak ve ancak şimdi 5 liradan satarsa 20 ton satmaya devam edecek değil mi? Çünkü 1 tonunu devlete verecek. Yani şu 20 tonu üreticinin satmaya devam etmesi için şurada olması lazım. Kararı yani 5 lira vergili fiyat 5 liranın karşılığında 20 ton satmak isteyecek bizim üreticimiz. Neden? Çünkü 4 liradan vergisiz satarken 20 ton satıyordu. 5 liradan vergili satarken bütün vergiyi de kendisi ödüyorsa eğer 1 lirasını devlete verdikten sonra cebine 4 lira kalacağı için cebine giren paraya bakar adam. Tamam mı? Ne kadar arz edeceğinin kararını verirken cebine giren paraya bakar. Vergiden sonra cebine kaç lira kalıyorsa o karara göre arz kararını alır. Ne kadar arz edeceğinin kararını alır. Tamam mı? 5 liradan vergiden sonra 5 liradan satarsa ancak 20 ton üretmeye devam edecek. Şimdi 15 tonu da 3 liradan satarsa vergiden önce 15 ton üretiyordu. Bu sefer vergiden sonra 1 lirasını vergiye vereceğine göre
15 ton üretmeye devam etmesi için vergiden sonra 4 liradan satması lazım ürünü. Değil mi? 15 ton üretmeye devam etmesi için 4 liradan satması lazım. E şimdi 25 tonu vergiden önce 5 liradan satarsa 25 ton üretmek istiyordu şurada da vergiden önce. Tamam mı? Vergiden sonra hala 25 tonun piyasaya sürülebilmesi için üreticinin kaç liradan satması lazım bu ürünü? 6 liradan satması lazım. Yani şurası bir yer 6 liraysa ya, şurası 6 liradan satması lazım. Görüyor musunuz bunu arkadaşlar? Bir sıkıntı var mı? Yok. Yani neyi resmediyoruz burada? Eğer ki bütün vergi üreticinin cebinden alınıyor olsaydı, tamam mı? Bütün vergiyi üretici üstleniyor olsaydı, üretici ne yapmak isteyecekti? Ulan ben normalde 4 liradan vergisiz satsaydım 20 ton üretecektim ya, 20 ton üretmeye devam etmem için 5 liradan satmam lazım. 1 liranın hepsini tüketiciye kattırmam lazım diyecek. Değil mi? 5 liradan satarsa ancak 20 ton satmaya devam edecek. 5 liradan aşağı satarsa eğer, mesela 4,5 liraya satarsa 1 lirasını devlete vereceği için sanki 3,5 liraya satmış gibi olacak. Eski diyagrama göre, vergisiz diyagrama göre 3,5 liraya satmanın karşılığında da ne kadar satmak isteyecek? 20'nin aşağısında bir yerde satmak isteyecek. 20 ile 15 arasında bir miktar satmak isteyecek. 3,5 cebine kaldı çünkü. Arz eden, dolayısıyla cebine giren paraya göre arz kararını veriyor. Tamam mı? Şimdi yeni oluşan noktalara baktığımızda vergiden sonra yeni noktalar gördüğünüz gibi eski arz eğrisindeki şu noktalara böyle paralellemesine giden noktalar gibi gözüküyor mu? Gözüküyor. Eski arz eğrisindeki şu üç nokta neydi? Vergisiz fiyatlar karşılığında üreticinin ne kadar üretmek istediğini gösteriyordu. Bu noktalar, yeni bulduğumuz noktalar neyi gösteriyor? Vergiden sonra üreticinin ne kadar üretmek istediğini gösteriyor bize, değil mi? Dolayısıyla ben bu noktaları birleştirirsem vergiden sonraki arz eğrisini bulmuş olurum mantıken. Doğru mu? Doğru. Aynen öyle. Dolayısıyla şu noktaları şöyle birleştirirsem ben, adına da S prime diyelim, tamam mı? Benim bu maviyle çizdiğim, görünüyor mu mavi bilmiyorum ama biraz kalınlaştırayım. Maviyle çizdiğim arz eğrisi benim vergiden sonraki arz eğrimi, piyasanın arz eğrisini vermiş oluyor. Vergi konmasından sonraki piyasa arz eğrisini vermiş oluyor. Şimdi hikayeyi tekrar edelim. Şimdi arz eğrisini çizdik, hikayeyi baştan alacağım. Hikaye neydi? Devlet 1 lira vergi koymak istiyordu. Ve üretici de 4 liradan 20 milyon tane satıyordu. Üretici diyor ki, ya ben ancak ve ancak 5 liradan satarsam 20 milyon satmaya devam edeceğim. Doğru mu? Doğru. Peki üretici 5 liradan satmak isteyip 1 lirayı devlete verdikten sonra 4 lirayla yine önceki gibi hayatına devam etmek istiyor ama üreticinin 5 liraya satması durumunda tüketici bu ürünü hala 20 milyon ton almaya devam edecek mi arkadaşlar? Etmeyecek. Nereden bildik? Çünkü talep eğrisi değişmedi. Eski talep eğrisindeyiz hala. 5 liranın karşılığında ne kadar talep var arkadaşlar? Şu kadarlık bir talep var. Atıyorum 13 milyon ton talep var. Şuradayız. Tüketicinin almak istediği miktar burada. Tüketicinin almak istediği miktar burada. Üreticinin satmak istediği, 5 liradan satmak istediği miktarsa 20 milyon ton. Üretici ise 13 milyon ton almak istiyor. Arada ne oluştu? Bir arz fazlası oluştu. Arz fazlası oluştuğu için nasıl bir mekanizmayla yolumuza devam ediyoruz? Arz fazlasında arz edenler rekabete giriyor. Elindeki ürün kalmasın diye fiyat düşürmeye başlıyorlar bu sefer. Onlar fiyat düşürdükçe 5 liradan daha aşağıya almaya razı olan tüketiciler de talebe katılmaya başlıyorlar. Talep artmaya başlıyor, arz azalmaya başlıyor. Çünkü bunlar fiyat düşürdükçe, 5'in altına düşürdükçe bazı üreticiler, birkaç üretici diyor ki ben 5'in altında satarsam zarar ederim, artık satmak istemiyorum diyor. Arz daralmaya başlıyor, talep genişlemeye başlıyor. Ne oluyor sonuçta? Talep edilen miktar şuradan şu noktaya doğru gidiyor. Arz edilen miktar da buradan bu noktaya doğru gidiyor. Nerede yeni denge oluşuyor arkadaşlar? Yeni arz eğrisiyle eski talep eğrisinin çakıştığı yerde dengemiz oluşuyor.
soru işaretleri koyalım bunlara da. Yeni arz eğrisiyle eski talep eğrisinin kesiştiği noktada, kırmızı noktada vergiden sonraki piyasa dengesi oluşuyor. Vergiden sonra piyasa 5 lirada dengeye gelmedi. Neden? Çünkü 1 lirayı tüketiciden tamamen almak istedi üretici. Kendinden hiçbir şey vermek istemedi. Kendini hiç zarara sokmak istemedi. Bütün vergiyi tüketicinin üzerine atmaya çalıştı. Ama bazı tüketiciler 5 liradan almak istemediği için üreticinin elinde mal kaldı. Bu da üreticilerin fiyat kırmasına neden oldu. Fiyatlar kırıldı vesaire vesaire derken ondan sonra ne oldu? Piyasanın yeni dengesi kırmızı noktada oluştu. Bu kırmızı nokta kaç lira biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu hayırlar onun için mi? Doğru. Hayır. Bilmiyoruz. Doğru. Neden bilmiyoruz? Çünkü elimizde arzla talep fonksiyonları yok henüz, tamam mı? Kesin bir şey söylemiyoruz, söyleyemiyoruz. Ama kesin söyleyebileceğimiz bir şey var. O da 5 lirayla 4 lira arasında bir yerde, tamam mı? Yarısı kadar mı? Olabilir. 4,5 olabilir mi? Olabilir. 4,3 olabilir mi? Olabilir. 4,8 olabilir mi? Olabilir. E hocam kaç olacak? Arzda talep fonksiyonunu illa bilmek mi lazım? E bilsek tam miktarı hesaplayabiliriz. Onu da birazdan göreceğiz. Tam fiyatın kaçta oluşacağını hesaplama yöntemini birazdan göreceğiz. Ama talep ve arz fonksiyonlarının matematiksel ifadelerini, hani Q'da eşittir 100-4P dedik ya, o fonksiyonları bilmiyorsa gene aşağı yukarı bir yorum yapabilir miyiz hocam? Yapabiliriz. Yani misal 4,5 olması demek. Size soruyorum, mantıken düşünün. Fiyat 5 lira değil de 4,5 lirada oluştu diyelim. 4,5 lirada oluşması demek sizce ne demek mantıken? Üreticiyle tüketici bu verginin yükünü, 1 liralık vergi yükünü eşit paylaştı demek. Değil mi? Güzel. Peki ben size sorsam. Arkadaşlar, bir ürünün fiyatına 1 liralık vergi konulurken devlet mesela bu 1 liralık vergiyi kimden alacağına karar vermeye çalışıyor. Bu 1 liralık verginin yarı yarıya paylaştırılması, hadi kolay bir iş de, hadi kardeş payı olsun, yarı yarıya paylaştırdım desin devlet mesela. O ayrı bir mesele ama onun haricinde mesela devlet şöyle bir gözlem yapsa piyasada, dese ki o gözlemin sonucunda da dese ki ya bu vergiyi ben tüketicinin üzerine daha çok şey yapsam, yüklesem tüketici bunu yine almaya devam eder ama üreticinin üzerine çok yüklersem üretici almaya devam etmeyebilir gibi bir analiz çıkarsa, bu sefer verginin yükünü daha çok tüketicinin üzerine koymakla daha çok vergi geliri elde edebilir mi? Edebilir. Yani ne demek istiyorum? Tüketicinin yükünün daha fazla olmasının anlamı ne? Ne demek? 4,5'tan satılırsa bu ürün 50 kuruşunu tüketici, 50 kuruşunu üretici üstlenmiş oluyor bu verginin. 1 liralık verginin. 4,80'den satılırsa mesela 80 kuruşunu tüketici, 20 kuruşunu üretici üstlenmiş oluyor. Neden? Çünkü eskiden tüketici 4 liraya alıyordu bu ürünü vergiden önce. Tamam mı? Vergiden sonra 4,8'e alıyor. 1 liralık verginin 80 kuruşu piyasa fiyatının 80 kuruş artmasına sebep olduğu için 80 kuruşu tüketiciler tarafından üstlenmiş oluyor. Tüketicinin cebinden çıkıyor. 20 kuruş üreticinin cebinden nasıl çıktı peki? Eskiden vergisiz 4 liraya satıyordu ve kasasına 4 lira koyuyordu üretici. Şimdi 4,8'e satıyor. 1 lirasını üreticiden topladığı için devlet 1 lirasını devlete veriyor günün sonunda. 4,8'den 1 lira çıktıktan sonra 3,8 cebine kalmış oluyor. Üreticiden topladığı için derken şeyi kastediyorum, hani biz şimdi mesela bir ürün aldığımızda markette gidip de ondan sonra vergi dairesine ya ben şu ürünleri aldım, alın bu da onların vergisi diyor muyuz? Demiyoruz. O ürünü vergisiyle birlikte bize satıyorlar süpermarketler, değil mi? Dolayısıyla vergi toplama işini üretici üstlenmiş oluyor devlet adına, tamam mı? Sonra devlet ayın sonunda, yılın sonunda o üreticiye hesap soruyor. Ne kadarlık mal sattın? Getir bakalım şu kadarını vergi olarak bana ver diyor. İşte üretici de fiyatını belirlerken
tüketicinin bu ürünü kaça alabileceğini hesaba katıp, piyasa dengesini hesaba katıp fiyatını ona göre belirliyor. Çünkü günün sonunda vergisini de verecek. 4.8'den sattığında 1 lirasını devlete veriyor geri, 3.8 cebine kalıyor. Eskiden vergiden önce kaç lira cebine kalıyordu? 4 lira kalıyordu. Şimdi 3.8 kaldığı için üretici de bu verginin 0.2'lik kısmını üstlenmiş oluyor. Tamam mı? Şimdi bu 0.8'i tüketici üstlendiyse, bu verginin 0.8 lirasını tüketici üstlendiyse, 0.2 lirasını ise üretici üstlendiyse, sizce biz tüketiciyle üreticinin bu ürüne ihtiyaçlıkları açısından ne durumda olduklarını söyleyebiliriz? Yani tüketici bu ürüne çok ihtiyaç duyuyor mu, yoksa olmasa da olur diyor mu? 4.8'e aldıysa bu ürünü sizce? Hayır, şimdi azaltır değil de şöyle soruyorum. Diyorum ki tüketici bu ürünü 4.3'e değil de 4.8'e de almaya razıysa ve piyasa dengesi 4.8'de oluştuysa, tüketici bu ürüne çok mu ihtiyaç duyuyordur diyebiliriz, yoksa az mı ihtiyaç duyuyordur diyebiliriz? Çok, değil mi? Nereden bildik? Çünkü fiyat 4.8'e de çıksa hala almaya devam ediyor. Talep edilen miktar çok düşmemiş. Tamam mı? Yani 4 liradan 4.8'e çıktığı halde hala insanlar bayağı bir talep ediyor bu ürünü. Ürünün fiyatının çıkmasına karşılık o ürüne ihtiyacı çok oldukları için talep ettikleri miktarı fazla değiştirmiyorlar. Fiyat arttığında talep edilen miktar o kadar fazla değişmiyorsa, bunların esneklikleri hakkında ne diyebiliriz? Az esnek diyebiliriz. Değil mi? Aynen. Çok güzel. Eğer üretici fiyattaki azıcık bir yükselmeden ötürü, vergiden sonra azıcık bir yükselmeden ötürü talep ettiği miktarı çok düşürmüş olsaydı, tamam mı? Bu durumda ne olacaktı? Üretici bu ürünü 4.8'den değil de 4.3'ten satabilecekti misal. Tamam mı? Çünkü 4.3'ün üzerine çıkardıkça müşteri kaybediyor. Müşteri kaybettikçe de elinde mal kalıyor. Dolayısıyla müşteri daha fazla esnek olduğu durumlarda, tamam mı? Müşterinin esnekliği daha yüksek olduğu durumlarda, yani müşteri olmasa da olur ya bu ürün, almayı veririm artık, çok da sıkıntı değil diyebiliyorsa bu ürün hakkında, 4 liranın çok da fazla yukarısına çıkmayacaktır vermek istediği fiyat açısından. Dolayısıyla burada fiyatın nerede oluşacağını, 5 lirayla 4 lira arasında 5'e mi yakın, 4'e mi yakın, yoksa tam ortada mı oluşacağını mantıken bize söyleyen şey neymiş arkadaşlar? Esneklikle. Tüketicinin esnekliği söz konusu olduğu gibi burada üreticinin esnekliği de söz konusu. Üretici de yine mesela 4.8'e satmak istemeyebilir. Yani üretici eğer bu ürünün fiyatındaki düşüşlere karşılık çok hassassa, tamam mı? Yani esnekliği çoksa, bu durumda üretici çok hassassadan kastım şu, yanlış yorumladım. Üretici fiyat düşüşüne karşılık çok hassassa, yani fiyat düşüşünü hiç sevmiyorsa, hayır ben fiyatı bu kadar düşüremem, zarar ederim, şirketi kapatırım diyorsa, tamam mı? Dolayısıyla bu üretici fiyat düşüşlerine karşılık çok da esnek olmadığını söyleyebiliriz, tamam mı? Bu durumda bu üretici vergiden çok da fazla yüklenmek istemeyecektir. Eğer bu üretici ya olsun hadi 80 kuruşu da benden olsun bu ürünün diyebiliyorsa, bu verginin 80 kuruşu da benden olsun yeter ki elimde mal kalmasın diyebiliyorsa, bu üreticinin çok daha fazla esnek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 5'e mi yakın, 4'e mi yakın oluşacağının kararını üreticinin esnekliğiyle tüketicinin esnekliği ni karşılaştırdıktan sonra karar verebiliyoruz. Tamam mı? Neden böyle bir karşılaştırma yaptık? Şimdi bir senaryo düşünün kafanızda. Gittiniz süt satıcısına, tamam mı? Adam satıyor sütü. Sen yol kenarında misal süt satan adamlar var. Şimdi adam o sütü satarken kafasında bin bir türlü
planı var. Belki borçları var, belki süt bozulmak üzere falan filan. Eğer tam böyle sıkıştıysa arz eden kişi ve paraya ihtiyacı varsa ya da ürünü bozulma tehlikesiyle karşı karşıyaysa ya da elde kalma tehlikesiyle karşı karşıyaysa bunun anlamı arz eden açısından ne olmuş oluyor? Bu adam çok esnek olmuş oluyor. Fiyatın düşürülmesini çok istediğin anda bile hala sana tamam diyebilir bu adam. Tamam mı? Dolayısıyla eğer üretici böyle bir esneklik durumunda ise ve senin de çok da umurunda değilse ya süt almasam da olur çok da sıkıntı değil sadece akşam bir bardak içmek için istiyordum ben bu sütü olmasa da olur dediğin bir pozisyondaysa yani az esneksen en azından üreticinin esnekliğinden daha az esneksen. Tamam mı? İlla sen az, o çok esnek olmak zorunda değil. İkiniz de çok esnek olabilirsiniz. Ama o senden daha çok esnekse, o daha çok fiyat kırar. Yok, sen ondan daha çok esneksen, sen daha çok fiyat verirsin sütü alabilmek için. Tamam mı? Dolayısıyla hani hanginiz birbirinizden daha çok esnekseniz, o kişi o süte daha çok para vermek isteyecek. Yani vergiye daha çok para vermek isteyecek. Verginin yükünü daha fazla alabilecek, üzerine alabilecek. Yani sütü sütçüden 4 liraya alıyordun diyelim o sütü normalde. Her gün aynı sütçüden alıyordun 4 liraya. Devlet bir anda 5 liraya, devlet bir anda 1 lira vergi koymak istedi. Sütçü bunu sana işte utana sıkıla söylemek istiyor. Yol kenarındaki sütçü ve 4,5 mi istese, 4,8 mi istese, 4,30 mi istese onu bilemiyor. Tamam mı? Dolayısıyla bizim üreticimiz eğer ki esneklik olarak senden daha fazla bir esnekliğe sahipse ya ne olursa olsun çok da sıkıntı değil. Ben bu ürünü satmasam da olur diyorsa daha çok esneklikten kastım bu üretici açısından satmasam da olur. 4,5'dan aşağıya veya 4,60'dan aşağıya alacaksa hiç almasın diyebiliyorsa, kendim içerim evde diyorsa misal, tamam mı? Senden daha çok esnekse, sen tam aksine onun kadar esnek davranmayıp da ya illa bu süte ihtiyacım var diyorsan, tamam mı? Bu durumda ne olacak? Sütün fiyatı 5'e yaklaşacak. Çok esnek olan kişi vergiden daha çok kaçabilecek. Tamam mı? Tam tersi bir senaryoda sen ondan daha çok esneksen yani sen ya almasam da olur bu akşam da süt içmeyeyim ya ne olacak diyebiliyorsan ve üretici de ulan şimdi satmazsam bu süt elde kalacak bozulacak ben en iyisi bunu 4.30'a olsa da 4.30 olsa da satayım derse eğer diyorsa eğer o daha az esnek olmuş oluyor sen daha çok esnek olmuş oluyorsun bu sefer sen vergiden daha çok kaçabiliyorsun tamam mı? Kural bu eğer hangi taraf üretici ya da tüketici hangi taraf daha çok esnekse o vergiden daha çok kaçabiliyor. Tüketici daha çok esnekse fiyat tüketici vergiden daha çok kaçabiliyor ve fiyat 4,5 ile 4 arasında bir yerde oluşuyor. Yok üretici tüketiciden daha çok esnekse fiyat bu sefer 4,5 ile 5 arasında bir yerde oluşuyor. Peki 4,5 ile nerede oluşuyor? Ne zaman 4,5 ile oluşuyor? Sizce bu mantıkla düşündüğümüzde? Aynen çok güzel Umut. Esnekliklerinin eşit olduğu noktada ise fiyat tam ortada oluşacaktır. İkisi 50-50 paylaşacaklar. Fiyat 4,5'da oluşacak. Tamam mı? Buraya kadar tamam mı? Bir sıkıntı var mı? Mantık olarak oturttuk değil mi? Güzel. Şimdi satış fiyatını matematiksel olarak 4.58'de oluşup oluşmadığını bulabiliriz. Tamam mı? Hani matematiksel olarak tam olarak nerede oluştuğunu bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Onu görelim. Tamam? Yani şuradaki soru işaretlerini göreceğiz. Varsayalım ki bizim talep eğrimiz az önceki gibi 100-4P idi diyelim. Tamam mı? Ondan sonra arz eğrimiz de ne olsun? Şuradaki rakamlara 4'e 20'ye uygun olacak şekilde. -20 artı 2P olursa uyuyor mu? 120 60 artı yok olmadı. 100 çok oldu dur. Ne yapalım? 20 eksi 2P olsun.
Diğeri de eksi 10 artı 4 P olsun. 6 P eşittir 30, P eşittir 5 oldu lan. Dur. Niye 5 oldu? 14 mi olsun şu? Neyse. Ben rastgele bir fonksiyon oluşturayım. Sonra şuradaki rakamları değiştireyim. Şimdi bulamayacağım. Buna uygun fonksiyon oluşturmak zor olacak. Rastgele ben fonksiyon yazıyorum. 50 eksi 5P olsun. Şurası da eksi 10 artı P olsun. Ya da artı P olmasın da eksi 30 artı 3P olsun. Tamam mı? Kafadan attım bunları. Talep fonksiyonu 50 eksi 5P. Arz fonksiyonu da eksi 30 artı 3P olsun. Şuradaki rakamları tekrar bulacağız. Tamam mı? Buradaki rakamlar değişecek. Bu durumda önce piyasanın vergiden önceki dengesini bulalım. Piyasanın vergiden önceki dengesini nasıl bulacağız? Arzla talebi birbirine eşitlediğimizde bulacağız. Eşitledik. 50 eksi 5P eşittir. Eksi 30 artı 3P'den. Buradan 8P eşittir 80. P eşittir 10 çıktı. Tamam mı? İlk denge noktamız 10'muş. Fiyatın 10 olduğu yer demiş. Fiyat 10'sa doğru mu yaptım ben bunu? Doğru yaptım. Fiyat 10'sa miktar kaç çıktı? Niye 0 çıktı? Ay. Değerleri değiştireyim. Tamam. Böyle yapalım. QS eşittir. Eksi 10. Ulan tam böyle ekstrem bir durum. Tam uç bir örnek denk gelmiş yani. Böyle de saçma bir şey oldu. Şimdi düzelttik. QD eşittir 50 eksi 5P. QS eşittir. Eksi 10 artı 7P olsun. Tamam mı? Bu durumda bunları eşitlediğimizde bu 7P başımıza iş açacak birazdan. Bayağı küsuratlı sonuçlar bulacağız ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Çok oyalandık. Eksi 10 artı 7P olacak. Tamam mı? Buradan da yaptığımızda 60 eşittir 12P. P eşittir 5 çıkacak. Tamam mı? Şurada 10 yerine 5 yazalım. P 5 iken talep edilen miktar ne kadar? 50 eksi 5 çarpı 5'ten kaç etti? 25 etti. Şurayı da 25 yazıyorum. Tamam mı? Bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok. Bu vergiden önceki fiyatlandırmaydı. Tamam mı? 5 liradan 25 milyon ton süt satılıyordu. Tamam mı? Şimdi vergiden sonra 1 liralık vergi konduğunu düşünelim. Tamam mı? 1 liralık vergi konduktan sonra nerede benim kırmızı kalemim? Burada. 1 liralık vergiden sonra ne dedik arkadaşlar? Bizim bu 1 liralık vergiden sonra üretici o 1 lira kasasından çıktıktan sonra cebine kaç kalıyorduysa ona göre kararını, üretim kararını verecek dedik ya. Tamam mı? Dolayısıyla üreticinin arz eğrisi de sola doğru kaydı demiştik. O 1 liralık miktar boyunca sola doğru kaydı demiştik. Şuradaki şu uzunluğun değeri 1 lira. Tamam mı? Şurada 4'ten 5'e çıkmıştı ya şurada. Şu uzunluğun değeri geometrik olarak 1 liraya eşit. Bir birim çünkü. Şurada 4'tü şuradaki rakam. Şuradaki rakam da 5'ti hatırlıyorsanız. 1 liraya eşit. 1 liralık bir kayma olduğu için arz eğrisinde bizim arz eğrisinin bir yerleri değişecek artık. Tamam mı? Yani bir şekilde değiştireceğiz arz eğrisini. Nasıl değiştireceğiz onu konuşalım şimdi. Tamam mı? Talep eğrisinde herhangi bir değişiklik olacak mı peki? Olmayacak. Talep eğrisi buydu zaten. Vergiden sonra da yine bu şekilde kaldı. Herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla vergiden sonraki talep fonksiyonumuzda, arz fonksiyonumuzda değişiklikler olacak. Talep fonksiyonunda değişiklik olmayacak, arz fonksiyonunda değişiklik olacak. Ters söyledim.
Talep fonksiyonu yine aynı şekilde. 50-5P kaldı. Tamam mı? Bunda bir değişiklik yok. Arz fonksiyonunu ise vergiden sonraki durum için değiştirmemiz lazım. Onu nasıl değiştireceğiz? Şimdi biz şu siyah arz eğrisine ne dedik? Vergiden önceki her bir fiyatın karşılığında arz edilen miktarın neler olduğunu gösterirdik. Yani şurada fiyata 1 koyduğumuzda arz edilen miktarın -3 olduğunu buluyoruz. 2 koyduğumuzda 4 olduğunu buluyoruz. 3 koyduğumuzda 11 olduğunu buluyoruz. 4 koyduğumuzda 18 olduğunu buluyoruz. Değil mi? Kafadan bölüp çarptığımızda bunu. Her bir fiyat karşısında vergiden önceki durumdaki arz edilen miktarları gösteriyordu. Burada da yine fiyatın ne olduğu bilgisini koyup arz edilen miktarları hesaplayacağız. Ama üretici bu satış fiyatı, şuradaki satış fiyatı gibi burada da satış fiyatından arz edeceği miktarı belirlemediği için satış fiyatından vergiyi çıkardıktan sonra arz edeceği miktarı belirlediği için burada P'yi 4 koyduğumuzda mesela bütün bu 4 liranın hepsi üreticinin cebine giriyorken yeni arz eğrisinde P yerine 4 koyduğumuzda 4'e göre üretim kararı vermiyor bizim üreticimiz. 4-1 lira vergiyi çıkardıktan sonra 3'e göre üretim kararını veriyor. Değil mi? Dolayısıyla buradaki P'den vergi miktarını çıkarmamız lazım. Yani P-1 yapmamız lazım. Şurası -10'u yine aynı şekilde yazıyoruz. +7 parantez açıyoruz. P-1 yazıyoruz. Buradaki -1'imiz neyi gösteriyor bize? Vergi miktarını gösteriyor. 1 liralık vergi olduğu için burası P-1 oldu. 2 lira vergi konsaydı P-2 olacaktı. 3 lira vergi konsaydı P-3 olacaktı. Bu şekilde lira bazında vergi konulmadı da yüzde bazında vergi konulmuş olsaydı, mesela devlet %20 vergi alacak olsaydı, o zaman -10 + 7 diyecektik. %20'sini aldığında P'nin kaçta birini alıyor? P/5'ini alıyor devlet, değil mi? Bu kadarı vergiden çıkacaktı. %20 fiyat ne olursa olsun %20'sini alıyorum diyorsa devlet. %20'si üzerinden vergi aldığında P/5 diyecektik. Buna çok girmeyelim. İktisada giriş dersindesiniz. Hani oradaki birin nasıl işlendiğini, nasıl yapıldığını görmeniz açısından söylüyorum. Biz en basitini şu anda düşünelim. Devlet düz her bir ürün başından, tane başından 1 lira vergi aldığını varsayıyoruz burada. Tamam mı? Fiyat üzerine yüzdelik vergiye girmiyor. Tamam. Şimdi tane başından 1 lira vergi aldığında 1'i çıkarıyoruz buradan. Çünkü 5 liraya satarsa 1 lira vergi kalacak. 4 lira üzerinden üretim kararını, QS kararını verecek. 2 lira vergi olsaydı 5 liradan 2 lirayı çıkarıp 3 lira üzerinden üretim kararını belirleyecekti. O yüzden burada arz eğrisini, şuradaki durumun aynısını, şuradaki rakamlar değişmiyor. Buradaki rakamlar değişmiyor. Buradaki rakamlardan sonra P'yi değiştiriyoruz. Çünkü burada artık P üreticinin cebine giren fiyat değil. Burada P satış fiyatı, ama üreticinin gün sonunda vergiden sonra cebine kalan fiyat ise P-1. Anlatabildim mi? Bir sıkıntı var mı? Güzel. Şimdi bu ikisini birbirine eşitliyoruz. Eşitleyelim. Yeni denge noktasını bulmak için, vergiden sonraki denge noktasını bulmak için 50-5P ile -10 + 7 P-1'i eşitleyeceğiz. Tamam mı? Onu buraya geçirdim. 60 eşittir. 5P'yi buraya geçirdim. 5P + bunu da açıyorum. 7P-7. Buradan devam ettim. 12P = 67 çıktı. Hesap makinesinden 12'ye bölün 67'yi. Bölen oldu mu? Bölün bakayım. 67'yi 12'ye bölün. 5.58. Hadi varsayalım ki 5.6 diyelim. Tamam mı? Yaklaşık 5.6 çıktı. P = 5.6 çıktı. Yani şuradaki rakam 5.6 çıktı. Tamam mı? 1 lira vergi koyduğu için şuradaki rakam da 6 idi. 5'ten 6'ya çıkaracaktı devlet. Tamam mı? Yeni arz eğrisinde ona göre çizilmişti. Gördüğünüz gibi
fiyat, vergiden sonraki fiyat 5.6'da oluşmuş oldu. Tamam mı? Miktarı da ne yapacaksın? Burada 5.6'yı koyduğunda 50-5 çarpı 5.6 kaç ediyor? 25 çarpı 5.6 28 ediyor. Değil mi? Niye böyle çıktı bu şimdi? Ha, pardon. 28'i 50'den çıkardığımda 22 ediyor gençler. Kafam karıştı. 5 çarpı 5.6 28 ediyor. 50'den 28'i çıkardığımızda 22 ediyor. Talep edilen miktarın da vergiden sonraki talep edilen miktarın da 22 olduğunu buluyoruz. Tamam mı? Güzel. Şimdi bulduk piyasa talebi vergiden sonraki piyasa fiyatını ve piyasa miktarını bulduk. Şimdi bunu yorumlayalım. Ne bulduk biz? Yani burada ne anlamlar çıkartabiliriz? Birinci çıkartacağımız anlam şu. 5.6 5 ile 6 arasında hangisine yakın? 6'ya yakın. 6'ya yakınsa bunun anlamı ne oluyor? Bu üründe üretici mi daha çok esnekmiş, tüketici mi daha çok esnekmiş birbirine kıyasla? Sizce? Üretici değil mi? Çok güzel Umut. Demek ki konuyu kafamızda tam oturtmuşuz. Nereden bildim üretici olduğunu? Çünkü 5.5'un üzerine çıkmış. Yani tüketici 60 kuruşunu üstlenmiş bu verginin. Üretici ise 40 kuruşunu üstlenmiş. Tüketici daha çok üstlendiğine göre demek ki bu ürüne daha çok ihtiyacı varmış üreticiye nazaran. Dolayısıyla üreticiye nazaran tüketici daha az esnekmiş. Ki 5.60'a çıksa da alırım demiş. Üretici ise daha çok esnekmiş. Bu vergide. Ya bu üründe. Vergi konulmasından sonra. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Buradan bir sıkıntı, burada bir sıkıntı var mı? Yok. Çok güzel. Şimdi bu durumda devlet açısından düşünürsek şimdi üreticiyle tüketicinin vergi sonrası davranışlarını az buçuk anladık. Bir sıkıntı yok. Yani verginin yeni vergi miktarının nerede oluştuğunu bulduk. Ha, bazı kavramsal bilgiler de var. Şimdi 5.6'nın 0.6 lirası tüketicinin üzerine düşen yük deniyor bunun. Literatürdeki ismi tüketicinin üzerine düşen vergi yükü demek. Üreticinin üzerine düşen vergi yükü ise 0.40 lira olmuş oluyor. Tamam mı? Ha, bir de şöyle bir tabir var. Tüketicinin vergiden üstlendiği oran diyorsak eğer, oransal konuşuyorsak eğer, bu sefer ne yapacaksın? 60 kuruş mu üstlenmiş tüketici? Vergi de 1 liraysa %60'ını üstlenmiş diyorsun. Hani %'ye çeviriyorsun bunu. Üreticinin vergiden üstlendiği oran dediğimizde de bu sefer üretici kaç lira üstlendiyse o miktarı verginin toplam miktarına bölüyorsun, yüzdesini buluyorsun. Yani 40 kuruş üstlenmiş. 1 liralık vergide 40 kuruş yüzde kaça tekabül ediyor? %40'a tekabül ediyor. Okey? Peki burada devlete geçecek olursak devletle ilgili birkaç kalem daha edeceğiz. Vergi durumundan sonra devletin özellikle gelirleri açısından birkaç kalem etmemiz lazım. Bizim devletin burada bu tabloda vergiden sonra topladığı toplam vergi geliri ne kadar arkadaşlar, bulabilir miyiz burada biz bunu sizce? Dile getirdiysen bulabiliriz değil mi? Yani ne yapıp edip bulacağız artık o işi. Bir kere ağzımızdan çıktı lan. Şimdi devletin buradaki vergi gelirlerini bulabiliriz. Nasıl bulacağız peki? Mantıken düşünelim. Şimdi ben devlet olarak vergi koydum. Vergiden önce ürünün fiyatı 5 liraydı. Vergiden sonra 5.6 liraya çıktı. Tüketici 5.6 liradan aldı. Tamam mı bu ürünü? Tüketici 5.6 liradan aldı. Üreticinin cebine şurada 4.6 lira girdi. Tamam mı? Üreticinin cebine şurada 4.6 lira girdi. Aradaki 1 lirayı devlet aldı. Peki bu 5.6'dan tüketiciye satılırken bu ürün ne kadar kişi bu ürünü talep etti? 22 kişi. 22 milyon ton ya da kişi üzerinden konuşmayalım da ton üzerinden konuşalım.
22 milyon ton süt satıldı. 5.6'dan satılırken vergiden sonra, değil mi? E şimdi her bir birimden 1 lira vergi topladıysa devlet, 22 milyon birimden ne kadar vergi toplamış olacak? 22 milyon liralık vergi toplamış olacak. Değil mi? Yani şurası, şurası, şu uzunluk devletin birim başına aldığı vergi miktarı 1 lira. Tamam mı? Bu 2 de olabilirdi, 3 de olabilirdi, 15 de olabilirdi. Fark etmez. Birim başına aldığı verginin uzunluğu şu uzunluk. Peki kaç kişi bu ürünü satın aldı? 22 kişi. Yani nereye kadar? Şuradan şu uzunluk şuraya kadar. Yeni denge noktasının altındaki şu noktaya kadar. Şu yatay uzunluk bu ürünü satın alan kişi sayısı. Dikey uzunluksa, pardon, kişi sayısı demeyelim, tekrar yanlış söyledim. Şu yatay uzunluk bu üründen kaç tane satıldığını gösteriyor. Tamam mı? Dikey uzunluksa bu ürünün her birinden kaç lira vergi alındığını gösteriyor. Dolayısıyla ben bu tane başına alınan vergiyle kaç tane satıldığını satarsam vergi gelirlerini elde ediyorsam, yani şu uzunlukla şu uzunluğu çarptığımda vergi gelirlerini elde ediyorsam, vergi gelirleri bu durumda şu grafik içerisinde nasıl bir yere sahip olacak? Yani vergi gelirleri şu bölgedir diyebileceğim bir bölge çizmek istesem nereye çizebilirim? Şu dikdörtgenin alanını çizebilirim, değil mi? Doğru mu? Evet, aynen öyle. Bu dikdörtgenin alanı geometrik olarak ne? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımına eşit. Geometri, hani hayatımızda nerede işimize yarayacak dediğiniz bu geometri burada işinize yaramış oldu. Ne oldu? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bana burada vergi gelirlerini, devletin vergi gelirlerini vermiş oldu. Oradaki dikdörtgenin alanı. O dikdörtgenin alanı da neye eşit? 1 çarpı 22 eşittir. 22 liraya eşit. Devlet 22 liralık toplam vergi gelirleri toplamış oldu. Tamam mı?